Ofis yazılımları hariç hemen hemen tüm yazılımlarda karşımıza çıkan blending modları, yani karıştırma modlarını Premiere Pro üzerinde anlatmak istedim. Bu modlarla oynamayı çok seviyorum. Videonun üstüne görsel, görselin üstüne video, o an aklıma ne gelirse ekliyorum, sonra karıştırıyorum. Böyle söyleyince kokteyl pilav yapan adam aklıma geldi ya. Garip, gördünüz mü yani? Ne bulsa pilavın üstüne koyuyor, böyle de bir havalı şey yapıyor yani. Pilav. Neyse, dediğim gibi olabilecek tüm nesneleri üst üste getirip bu karıştırma modlarını deneyerek karıştırarak bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Başlamadan önce mantığını anlatmak istiyorum. Bu karıştırma modları hangi mantıkta çalışıyor? Aslında temel olarak 3 farklı modda çalışıyorlar. Eklediğiniz nesnenin siyah renklerini kaldırarak bir karıştırma deniyor veya beyaz renklerini kaldırarak veya gri renklerini kaldırarak bir karıştırma deniyor. Yani FX kontrol panelindeki opacity başlığı altından blending modları açtığımız anda darken, Multiply ile başlayan bölüm beyazları kaldırarak karıştırıyor. Lighten, Screen ile başlayan bölüm siyahları kaldırarak karıştırıyor. Overlay ile başlayan bölüm ise gri renkleri kaldırarak karıştırıyor. Temel olarak böyle düşünebilirsiniz. Şimdi birkaç farklı örnek ile Blending Mode'la yapabileceklerinizi göstereceğim. Timeline'daki videomun alt tuşuna basılı tutarak bir kopyasını alıyorum. Kopyaladığım bu videoyu seçili hale getiriyorum. FX kontrol panelindeki Opacity başlığı altından Blending Mode'lardan Difference veriyorum. Ve BOOM! Simsiyah oldu. Ne efekt ama, ha? Değil mi? Şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma. Hemen üstteki bu videoyu 2-3 frame ileri alıyorum ve bakın gördüğünüz gibi çok farklı bir görünüm kazandı video. Bunu bir geçiş efekti gibi kullanabilirsiniz. Veya hemen opacity paneli altındaki maske aracını kullanarak şöyle pen aracını alıyorum, yarısını çiziyorum. Bir kısmı orijinal haliyle kalıyor, bir kısmı yeni haliyle böyle farklı bir etki yaratabilirsiniz. Başka bir örnek, videolarınıza çizgi film yani karikatür efekti verebilirsiniz. Yine timeline'daki videomun alt tuşuna basılı tutarak üst layer'a bir kopyasını alıyorum. Kopyaladığım videoya FX panelinden Fine Edge efekti veriyor. Köşeler hemen belli oldu, karikatüre biraz yaklaştı. Ama biraz daha renklendirmeye ihtiyacımız var. FX kontrol panelinden, Opacity başlığı altından, Blending Mode seçeneklerinden Luminosity veriyor. Süper, bence tamamdır. Belki biraz daha belirgin olmasını deneyebiliriz. Project panelindeki New Item butonu yardımıyla bir Adjustment Layer ekliyorum. Adjustment Layer'ın Lumetri Color panelinden kontrastını düşürüyorum ki çok daha fazla renk ortaya çıksın. Evet, ne dedik? Çizgi film dedik. Çizgi filmlerde kare kare animasyonlar olduğu için biraz o kare kare hissini vermemiz lazım. Yine Adjustment Layer'a FX panelinden Posterize Time efekti ekliyorum. Ve bu efekte çizgi filmlerin saniyedeki kare sayısı olan 12 frame veriyorum. Evet, bu sefer gerçekten tamam. Gördüğünüz gibi bence çok güzel oldu. Farklı bir blending mod kullanım örneği göstereceğim. Timeline panelinde videoda gördüğünüz gibi bir kadın var. Bu kadının yüzünde farklı desenler oluşmasını istiyorum. Hemen videonun alt tuşuna basılı tutarak üst layer'a bir kopyasını alıyorum. Üstteki videoyu seçili hale getiriyorum. Lumetri Color panelindeki Basic Correction başlığı altından saturasyonunu sıfırlıyorum. Yani siyah beyaz yapıyorum. Sonra aynı panelden Curves, RGB Curves ile iyice siyah beyazlığını netleştirmeye çalışıyorum. Arka plan tamamen siyah, yüzü ise beyaz olsun istiyorum. Evet, şimdi beyaz olan yerlerde, yani yüzünde abstrakt bir video oynatacağım. Hazırladığım siyah beyaz layer'ı bir üst katmana taşıyorum ve bu aradaki boşluğa dışarıdan abstrakt bir video getiriyorum. Pozisyonunu ve boyutunu ayarlıyorum ve üstteki videoya FX kontrol panelindeki opacity başlığı altından blending modlardan multiply veriyorum. Ne oldu? Beyaz renk kayboldu ve alttan abstract video görünmeye başladı. Bu iki layer'ı nest yaparak grupluyorum. Böylece komple bu gruba da nest olarak blending mod verebileceğim. Blending modlardan lighten'ı seçiyorum. Gayet güzel oldu bence. Başka bir şey deneyelim. Difference olabilir. Evet, bu da güzel oldu. Biraz daha sert screen'e göre. Dilediğiniz gibi siz de seçip yapabilirsiniz. 4. Blending modları kullanarak yağlı boya efekti gibi bir efekt verebiliriz. Burada timeline'de Galata Kulesi var gördüğünüz gibi. Gerçi binalardan kuleyi görmek gerçekten zor. Hemen videonun üst layer'a bir kopyasını alıyorum. Ve kopyasını aldığım bu layer'a FX kontrol panelinden opacity başlığı altından darken blending modu veriyorum. Sonrasında altındaki video için FX panelinden Gaussian Blur ekliyorum. Blur değerini 15 gibi yapıyorum ve evet, gördüğünüz gibi yağlı boya efekti vermiş oldum.
Beşinci ve son örnek. Stok sitelerinden veya farklı yerlerden bulabileceğiniz siyah veya beyaz arka planlı videoları hemen transparan kanallı videolar gibi kullanabilirsiniz. Timeline'da gördüğünüz gibi bir videom var. İki kişi yürüyor. Buraya bir yağmur efekti eklemek istiyorum. Project panelinden yağmur efekti olarak kullanacağım videomu sürükleyip timeline'a alıyorum. Hemen videomu seçili hale getiriyorum. Efekt kontrol panelinden blending modlardan screen modunu veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi arka plan kayboldu. Blending modlarda en çok kullandığım iki mod bu diyebilirim. Biri Screen, diğeri Multiply. Multiply beyazı yok ediyor, Screen de siyahı yok ediyor. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa hesaplarımı biliyorsunuz. İstediğiniz yerden sorabilirsiniz. Burada da es sesli bir durum var. İstediğiniz yerden sorabilirsiniz. Yani istediğiniz sosyal medya hesabından sorabilirsiniz. Veya istediğiniz konu hakkında soru sorabilirsiniz. Bak görüyor musun? Edebiyat var. Her şey var ya. Öyle acayip bir video yani. Neyse, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.